Mutlu günler değerli izleyenler. Satırbaşı programı ile karşınızdayız. Satırbaşında bugün 31 Mart yerel seçim gündemini konuşacağız. Artık seçim süreci içerisinde hız kazandı. Gündem yoğun. Program konuğumuz SHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özbilge olacaklar. Kendisi stüdyomuzda. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Başlayalım efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Tüm Bursalı hemşehrilerimize ve Bursa'da yaşayan yurttaşlarımıza İyi akşamlar dilerim. Şimdi bu noktada yerel seçim hazırlıkları hız kazandı diyoruz. Adaylar artık açıklanıyor. Çok az bir süreç kaldı bu noktada. Ve Bursa özelini konuşurken de Türkiye genelindeki bu yerel seçim atmosferini de bugün sizinle beraber değerlendirmeye çalışacağız. Bursalılara iletmeye çalışacağız. Şimdi nasıl bir atmosfer içerisindeyiz? Yerel seçim gündemi dediğimizde aslında birçok başlığımız var. Genel seçim sürecinden sonra bu noktada 31 Mart'a gelene kadar ciddi bir yol kat edildi. Nasıl değerlendirilmiş diyorsunuz? Yerel seçimleri bu noktadaki girişiniz nasıl olur efendim? Tabii öncelikle şunları ifade etmek isterim ki 24 Haziran'da ortaya konan sözde bir ittifak yaşadık. Tabii o sürecin hemen bitiminde insanların da ortadan kaybolduğuna hep beraber tanık olduk. Şimdi yine egemen siyaset anlayışı öyle gösteriyor ki yurttaşların karşısına ikili bir yapıyı dayatır hale geldi. Yani size diyorlar ki ülkenin, memleketin bekası için bu tarafı seçin ya da bu tarafı seçin. Bu öz itibariyle baktığınızda bir kere insan haklarına saygısızlık. Onun dışında vatandaşa, kendi seçmenize saygısızlık. Her şeyden bir tarafa demokrasiye saygısızlık. Demokrasiye inanıyorsanız bu şekilde davranışlar içerisinde olmak doğru bir yöntem değil. Yurttaşlar kendi kararlarını zaten sandıkta verecekler. Dolayısıyla Demokratik Sol Parti ittifakını Yüce Türk Milleti ile sandıkta gerçekleştirecektir. Bu anlamda genel merkez olarak, illerdeki il örgütlerimiz, ilçe örgütlerimiz olarak çok uzun zamandan beri çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. İnsanlarla buluşmaktayız, partimizin projelerini anlatmaktayız ve karşılığını da görmekteyiz. Bundan sonraki 31 Mart tarihinde, 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Demokratik Sol Parti'nin başarıyla çıkacağı ortadadır, aşikardır. Bir kere barışın, umudun, dürüstlüğün, temiz toplumun simgesi olan kirlenmemiş tek parti Demokratik Sol Parti'dir. Dolayısıyla bizim alnımız açık, başımız dik, Yüce Türk Milleti'nden Bursa'da da diğer kentlerimizde de destek istiyoruz ve bu desteği de bize vereceklerine yürekten inanıyoruz. DSP umudun adıdır. Artık yağmanın, talanın, dolanın sona ereceği bir dönem başlayacak. Onu da gerçekleştirebilecek olan sadece ve sadece Demokratik Sol Parti'dir. Demokratik Sol Parti'nin halkçı kadrolarıdır. Halkçı belediye başkanı adaylarıdır. Meclis üyesi adaylarıdır. İlgilen meclis üyesi adaylarıdır. Geçmişte biz yaptık. Bundan sonra da yapacağımız zaten teminat olur diye düşünüyorum. Evet, şimdi bu noktada DSP'nin yerel seçim bildirgesine de geleceğim ama şunu sorayım. Satır arasında yakaladığımız nokta şu olacak ki galiba. Şimdi yerel seçimler noktasında ittifakın nasıl yaşanacağı, nasıl tesir edeceği merak ediliyordu genel seçim sürecinde de özellikle. Şimdi baktığımızda sistemsel olarak bir ittifak sandıkta ve oy pusulalarında mümkün değil tekniksel olarak ve partiler de bu noktada şu yola gittiler. Bazı ilçelerde, illerde bu noktada kendi aralarındaki yaptıkları bir ittifak noktasında evet. Da aday çıkarma ya da aday çıkarmama noktasında aslında vatandaşın karşısına sandığa böyle gitmeyi tercih ettiler. İşte az önce ifade etmeye çalıştığım evet. Zaten bu. Bu doğru bir yöntem değil. Nasıl yorumluyorsunuz? Bu bir kere demokrasiye uygun bir yöntem değil. Haklara saygısızlık, kendi seçmenize saygısızlık. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi tarlaları paylaşır gibi şu belediye senin olsun, bu belediye benim olsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Nasıl dayatırsınız? Ben karar verdim. Nerede karar verdiniz? Partilerin genel merkezinde karar verdiniz. Sonuçta hepimiz bir seçmeniz. Siz de bir seçmensiniz. Evet. Ben inanıyorum ki sandığa gittiğinizde size dayatılan tercihe değil, gerçekten halkın temsilcisi olan, halkın içinden gelen Demokratik Sol Parti'nin adaylarına oy vereceğinize yürekten inanıyorum. Çünkü olması gereken bu. Şimdi bakın DSP tek sol partidir bir de aynı anlamda. Şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde mevcut partinin içerisinde baktığınızda hiçbir yere diyet borcu olmayan,
hiçbir yerden icazet almayan, icazetini sadece ve sadece milletinden alan ve hesabını da milletine veren tek sol partidir. Bu anlamda yurttaşların tercihi olacaktır. Çünkü biz emekten yanayız, biz üretimden yanayız, biz halkçılıktan yanayız. Şimdi Ankara'ya bakıyorsunuz, İstanbul'a bakıyorsunuz. Geçen gün Sayın Genel Başkanımız Önder Aksakal'la Hatay, Adana programlarımız vardı. Ben de kendisine eşlik ettim. Oralarda yaptığımız çalışmaların sonucunda şuna bakıyorsunuz ki vatandaşın önüne konan, seç denen adayı seçtiğinizde hangisine oy verirseniz mevcut ittifakların sağ bir adayı seçeceksiniz. Böyle bir şeyi savunmak olabilir mi? Bu yani kesinlikle mümkün olmayan bir durum. Hı hı. Bir seçmen olarak siz buna uygunluk verebiliyor musunuz? Yani düşünebiliyor musunuz? Ankara'da seçmensiniz veya İstanbul'da veya Bursa'da. Bursa'dan da birazdan bir örnek vereceğim geçmişten. Konuyla da son derece bağlantılı. Evet. Şuna verseniz, A adaya verseniz sağ oy veriyorsunuz, B adaya verseniz sağ oy veriyorsunuz. Ve seçenek yok deniyor. Memleketin bekası deniyor. Böyle bir şey, böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Seçenek var. Tek seçenek var, o da Demokratik Sol Parti. Şimdi artık DSP zamanı. Yağma yok, DSP var. Dolayısıyla yurttaşlarımız sandığa gidecekler, tercihlerini Demokratik Sol Parti'den yana kullanacaklar. Buna yürekten inanıyoruz. Geçmiş dönemde hafızalarımızı hatırlayalım. Bursa'da oy kullandınız. Ben de partimin Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydım bir önceki dönemde. Bursa'da da bana sürekli oyların bölünmesi noktasında baskı yapan, telkinde bulunan insanlar vardı. Şimdi geldiğimiz noktada beyefendinin o gün iktidar partisine farklı sözler ifade eden beyefendinin bugün iktidar partisinin bir ilçesinden aday olduğunu görüyorsunuz. Peki o partinin seçmenleri kime oy vermiş olacaklardı? Yine bir sağ düşünce oy verecek olmuş olacaklardı. Dolayısıyla artık aynı oyunu bir kez daha yaşamaya gerek yok. İktidar açısından da baktığınızda Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılında ve 2004 yılında yerel ve genel yönetimlere geldiği günden beri ne dedi yurttaşlarımıza? Bize destek olun, bize oyunuzu verin, şunu yapın, bunu yapın, tek başına getirin, başkan yapın, cumhurbaşkanı yapın. Her şey yapıldı. Hayatımızda ne kolaylaştı? Yerel yönetimlerde ne kolaylaştı? İnsanı mutlu eden ne var? Şu an siz kendi hayatınızda mutlu olduğunuz, kapıdan dışarı çıktığınızda yüzünüzü güldürecek, iyi ki buradayım diyecek yerelde ve genelde neyle karşılaştınız? Ben size ifade edeyim, hiçbir şey yok. İnsanlarımız mutsuz, insanlarımız gülmeyi unuttu. Hasret kaldı insanlarımız birbirleriyle konuşmaya, birbirleriyle dertleşmeye. Kentlere bakın, işte Bursa'da yaşıyoruz. Geçmiş dönemlerde Demokratik Sol Parti'nin görev yaptığı dönemlerde 99-2004'te yıllar arasında ben de bu kentte belediye başkan vekili ve başkan yardımcısı olarak görev yaptım. Bazı komisyonların başkanlıklarını da yaptım. O günkü kadromuzda demokratik sol kültürün bize vermiş olduğu o bilinçle halkçı belediyeciliği Bursa'da uyguladık. O günden bugüne Bursa'da hizmet eden yerel yöneticilerin kentimizi ne hale getirdiğini hep birlikte tanık oluyoruz. Bakın buraya gelirken önünüzden bir raylar geçiyor. Değil mi? Hala bitirilecek. %70 tamamlandı, 60 tamamlandı, öyle oldu, böyle oldu. Kentin ortasından bir çocukluk hayali geçiyor. Yine kentin bir bölgesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi maaşından da destek vererek oluşmasına katkı koyduğu Bursa Spor'un Atatürk Stadyumu maalesef ne hale getirildi? Ortada. Oraya da şimdi sözde millet bahçesi yapacaklar. Yenine yapılan stada bakıyorsunuz, trilyonlarca lira Bursa halkına ödetildi. Her yerde statları devlet yaptı ama bizim kentimizde maalesef vatandaşların cebinden çıktı. Yani şehirlerimiz bizim beton yığınına teslim edildi. Şehirlerimiz yağmacılığa kurban edildi. Şehirlerimizde mutsuz insan profilleri oluşturduk. Şehirlerimiz güvenli değil, şehirlerimiz temiz değil. Kendileri ifade etmediler mi? Sayın Cumhurbaşkanı biz bu kente ihanet ettik demedi mi? Hep birlikte duyduk. Bursa'da da bu ihaneti Osman Gazi'de Fomara Meydanı'nda fazlasıyla yaşadık. Orada yükselen o binalar, 25 katlı binalar kentin göbeğine vurulmuş hançerlerdir. Bu bir kent suçudur. İleride sanıyorum ki mimarlık fakülteleri utanç olarak bunları
derslerinde okutacaklar, okutmaları gerekir. Öğrencileri getirsinler, göstersinler utanç abideleri diye. Bunlar bu kentte maalesef yapıldı. Şimdi şunu anlamakta zorlanıyorum. Sanıyorum yurttaşlarımız bu konuda kararlarını vereceklerdir. 16-17 yıldır yerel anlamda kentimizi yöneten insanlar var. Neyi değiştirmişler? Hiçbir şeyi değiştirmemişler. Karşılığında ne yapmışlar? Trilyonlarca lira borç. Hem ödenmemiş borçlar, hem de vadesi gelmemiş borçlar. Peki bunları kim ödeyecek? Bursa'da yaşayan hemşerilerimiz, Bursalı yurttaşlar ödeyecek. Düşünebiliyor musunuz? Har vurup harman savrulduğu, ben yaparım oldu dendiği bir yerel yönetim anlayışı. Ve karşılığında bu anlamda da Türkiye rekorları kırıyorsunuz. Birinde Türkiye birincisi oluyorsunuz, birinde de Türkiye beşincisi oluyorsunuz borçlarda. Sonra da başlıyorsunuz onu satarız, bunu satarız, onu satarız, bunu satarız. Tabii fikir satmakla olduğu için, Cumhuriyet'in bütün kazanımlarını bir bir satan bir zihniyet olduğu için, o anlamda da yurttaşlarımızı borç batağına, bütün ülkenin her tarafındaki kesimleri borç batağına sokan bir zihniyetle yönetildiğimiz için bu zihniyetin geneldeki karşılığı da zaten daha ne beklenebilirdi diye düşünüyorum. Şunu da sormak istiyorum. Bu noktada DSP'nin yerel seçimler için yayınladığı bildirgede Cumhuriyet kent umududur evet. diyor. Şimdi bunu biraz açmanızı isteyeceğim. Tabii, şimdi bu anlattığınız örneklerle beraber tabii çok, aslında çok teşekkür bu, ederim. Bu başlık için nasıl bir alt metin var? İşte biz bütün yalanı, dolanı, kavgayı, kötü olan her şeyi terk ediyoruz. Cumhuriyet kent umudun projesidir. DSP'nin seçim bildirgesinin adı. Evet. 10 proje, 10 başlıkta toplanmış, 10 ilke, 10 proje diyelim. Bunları Sayın Genel Başkanımız seçim bildirgemizin tanıtıldığı bir toplantıda detaylarıyla anlatacak. Ama ben onlara karşılık detaya girmeden şunları ifade etmek isterim. 10 ilkeden kasıt. Sevgi kent, halk kent, bilim kent, doğal kent, kültür kent, hukuk kent, köy kent, teknokent bizim 10 başlığımız. Ha bunların içerisine bakarsanız işte ifade etmeye çalıştım sevgi. Sevgisiz bir toplum oluştu. Dolayısıyla DSP'nin yerel yönetim anlayışının dayandığı iki ayak vardır. Birisi halk, birisi doğa ve çevre. Buradan çıkarsanız sevgiyle başlayacaksınız. Önce bir sevgi kentini oluşturacaksınız. Arkasından halkçıyız biz. Bütün kadrolarımız halkçıdır. Ve Demokratik Sol Parti'nin seçilmiş belediyesi, kazanılmış belediyesinde oturan başkanımız benim çocukluk hayalim de buradan bu geçsin demez. Böyle bir arkadaşımız yok bizim. Konunun muhataplarıyla, partideki yetkili kurmay ekipleriyle, sivil toplum örgütleriyle ve o yörenin insanlarından oluşan bir fikir birlikteliği sonucunda bir planı, bir projeyi ve en uygun, en ekonomik şartlarla hayata geçirir. Bu anlamda bendendir, ihaleyi verelim, yandaştır, ihaleyi verelim. Demokratik solculuğun kültüründe böyle bir şey asla yoktur. Biz her şeyi en ekonomik bir şekilde yapacak kadrolara sahibiz. Ben de bir ekonomistim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin paralarının çarçur edildiği, yani vatandaşın paralarının çarçur edildiği, betona gömüldüğü, üretimden kaçırıldığı bir döneme tanık olduk yıllardır. Bunun karşısında bir de sattık, sürekli de borcumuz artıyor. Düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyet tarihi boyunca 222 milyarlık bir borcun üzerine, dolar borcun üzerine şimdi geldiniz 500 lira, 700, 800 lira kadar çıkan borçlarımız oldu. Ve karşında da hiçbir şeyimiz kalmadı. Kim ödeyecek? Milletimiz ödeyecek. Hepimiz ödeyeceğiz. Siz de ödeyeceksiniz. Biz de ödeyeceğiz. Çocuklarımız ödeyecek. Geleceklerimiz ödeyecek. Gelecek kuşaklar ödeyecek. Bu anlamda yerel yönetim çok önemlidir. Ulusal onur için ulusal duruş bir kere yerelden başlar. Biz yerel demokrasiyi önemsiyoruz. Yerele bu anlamda çok daha fazla önem veriyoruz. Çünkü kalkınma da yerelden başlar. Bu anlamda biz üreterek kalkınmayı da yurttaşlarımızla hep birlikte gerçekleştireceğiz. Doğa kent dedik az önce sayarken. Doğaya bakın, poşet üzerinden edebiyat yapmaya gerek yok. Siz gerçekten çevreyle ilgili bir duyarlılığınız varsa bugün Kaz Dağları'ndaki fotoğraf ortaya çıkmazdı. Bugün ben Ankara'dan Bursa'ya gelirken İnegöl girişinde ciğerim yanmazdı hava kirliliğinden. Demek ki görevlerinizi bu anlamda da yapmıyorsunuz. Dolayısıyla doğa son derece önemlidir Demokratik Sol Parti için. Bilim. Çağımız bilim çağı. Bilimin öncülüğünde gerçekleştireceğiz her şeyi. Olmazsa olmazlarımızdan bir tanesidir. Kültür.
Bu coğrafya binlerce yıldır bu kültürü barındıran bir coğrafya. Çok zengin bir kültür geçmişine sahibiz. Dolayısıyla bizim bir başkasının, başka medeniyetlerin kültürleri üzerinden bir takım siyaset geliştirmemize, bir şeyleri pazarlamamıza gerek yok ki. Kendi öz kültürümüze dönmek zorundayız. Anadolu, kendi öz Anadolu kültürünü hayata geçirmek zorundayız. Demokratik Sol Parti'nin yerel belediyecilik anlayışında bu da mevcut. Onun dışında hep konuşuruz hukuk. Herkes konuşur değil mi? Hukuk kentini de oluşturmak zorundayız. Herkesin eşit koşullarda, her imkanlardan yararlandığı bir tabloyu ortaya koymak zorundayız. Hukuk hem yerelde hem genelde hepimize lazım. Maalesef hukukun olmadığı, hukukun orasından burasından çekiştirildiği, kişiye göre yönlendirildiği tabloları hep birlikte yaşadık ve sonuçlarının da ne kadar ağır olduğunu gördük. Köykent, diğer bir başlığımız. Hı hı. Rahmetli Genel Başkanımız, Onursal Genel Başkanımız, Başbakanımız Bülent Ecevit'in bir projesidir Köykent. Türkiye için çok önemlidir. Köylerin geliştirilmesi, şehirlerdeki bir takım imkanların köylerde toplanılması, birbiriyle sınır komşuları olan köylerin yan yana getirilmesi ve bu anlamda Türkiye'nin kalkınmasının da aslında modelidir orası. Siz köyden başlatırsanız kalkınmayı, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir projesidir bu. Bunu da çok önemsiyoruz. Dolayısıyla Demokratik Sol Parti'nin iktidara yerelde ve genelde geldiği anlamda gerekli hukuksal değişiklikler de tabii ki yapılacak. Ama yerelde biz bu köy kent projemizde köylümüzün üreterek, katma değer yaratarak kazanmasının da önünü açacağız. Buna hem Bursa'nın ihtiyacı var, hem Türkiye'nin ihtiyacı var. Dolayısıyla önemsediğimiz projelerden bir tanesi. Hı hı. Köyle ilgili de şunu da ifade etmek isterim. Yeri buyurun. Gelmişken siz sorularınız arasında hem genel hem yerel bağlamaya çalışacaksınız anladığım evet. kadarıyla. Dolayısıyla bir de buradan genele bakarsanız tarım kesimi periyodik olarak iktidar tarafından sürekli azaltılmakla birlikte ne hale geldiğimizi gördük. Et ithal memleketimizde. Saman ithal. Gübresi ithal. Bir basın kuruluşundasınız. Kağıdınız ithal. İthal olmayan ne kaldı? Hayvancılığınız da ithal. Dışarıdan inek, sığır da getiriyorsunuz. İthal bir seçmen kalmıştı. Şimdi zaten seçmen fışkırıyor her taraftan. 125 yaşında seçmen de var. Mezarlık seçmenleri de var. Dolayısıyla bir de seçmen getirsinler. İthal oldu, olacak. Dolayısıyla bizim üretmemiz gerekiyor. Her alanda üretmemiz gerekiyor. Yerel yönetimlerin de Demokratik Sol Parti'nin bu anlamda üretim politikası son derece önemli. Ve yerelden çünkü, başlamalı. Yerelden başlamalı. Özellikle. Çünkü Türkiye nüfusunun ne kadar azaltırlarsa azalsınlar. Bunun yan kollarını da düşünürseniz %40'lara yaklaşan hatta daha da üzerine çıkan bir nüfusu var. Bu anlamda hayatını sürdüren. Dolayısıyla biz kendine yeten bir ülkeyiz, Allah vermiş. Niye yok ediyoruz? Neden yok ediyoruz? Şu an aklıma bir söz geldi. Tabii geçmişte muhalefet olup da renkli koltukların kurbanı olarak iktidar yanlısı taraftan şu an seslenen bazı insanlar var. Onların sözünü tekrarlamak isterim. Demişlerdi ki emperyal güçlerin gönüllü Türkiye temsilcileri mevcut iktidar için. Şimdi onu söyleyen arkadaş da şu an görev yapıyor tabii, bakanlık yapıyor. Aynı söylediği kelimenin içerisinde herhalde o da gönüllülük ilkesiyle hizmetlerini sürdürüyor diye düşünüyorum. Demokratik Sol Parti'nin gönüllülüğü milletimizledir, halkımızdadır. Dolayısıyla hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. DSP umudun adı. DSP zorunluluk haline aldı artık. Bu topraklarda muasır medeniyet seviyelerine yeniden yol alacaksak değişim mutlaka şart. Ve o değişim hemen bu ilk yerel seçimlerde başlamalı diye düşünüyorum. Şimdi bu noktada değişim başlayacak ve Bursa özeline dönecek olursak, şimdi genel anlamda bakış açınız bu, bu noktada yerel seçim gündemi dolayısıyla aslında merak ettiğimiz noktada adaylıklar. Evet, bu süreçte aslında bu dediğiniz ilkeleri yürütecek adaylar da Bursalıların aslında göz bebeği durumunda. Büyükşehir noktasındaki adaylar açıklandı. Aslında Bursa özelinde iki başkanlı aday yorumu yapılıyor şu anda. Bunun devamında ilçeler açıklanmaya devam ediyor. Birçok evet. parti açıkladı. Açıklanmayan ilçeler var. Kendi partiniz özelinde Bursa'daki liderleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve kendi adaylarınız bağlamında da Bursalılarla paylaşmak istedikleriniz nelerdir? Peki teşekkür ederim bu soru için de.
şu başlığı tekrar burada da kullanmak isterim. Bursa ikili bir yapıya mahkum değil. Mahkum bırakılamaz. Ne Bursa ne de Türkiye'nin herhangi bir kenti. Yani böyle bir şey asla kabul etmiyoruz. Dediğim gibi demokrasiye saygısızlık bu. Ben yaptım, oldu, seçin diyemezsiniz. Kendi seçmeninizi solda bir sağ partiye yönlendiremezsiniz. Utanç verici bir durum ve bunu ülkenin bekası diye de açıklayamazsınız. Bu anlamda seçenek var. Üçüncü bir seçenek var. Pırıl pırıl kadrolarıyla demokratik sol var. Şimdi o yüzden DSP zamanı diyoruz. Bursa'da adaylarımız, aday adayı başvurusu çok yüksek sayıda var. Hem belediye meclis üyeliklerine hem belediye başkan adaylıklarına kentimizin birçok bölgesinden başvurular oldu. Genel merkezde iki haftaya önce hatırladığım kadarıyla 55'e aşkın dosya vardı. Şu an il başkanlığımızda yine bu sayıya yakın dosyalar var. Toplumun her kesiminden insan var. Bir kere DSP ülkeyi kucaklayabilecek bir parti. Herkes geliyor. MHP'si de geliyor, AKP'si de geliyor, CHP'si de geliyor. Hiç kimse merak etmesin. Anneler, babalar, dedeler, bacılar, herkese sesleniyorum. Yavrularınızın geleceğini düşünüyorsanız ulusalcı demokratik solu, Atatürk'ün yolu olan solu, Ecevit'in ışığındaki bu solu iktidara getirmek durumundayız hep birlikte. Hepimiz katkı vermek zorundayız. Sadece oylarımızla değil, parti binalarımıza bekliyoruz yurttaşlarımızı. Gelsinler, düşüncelerini anlatsınlar, oluşacak yeni projelere katkılar sunsunlar. Bu anlamda şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Geçen hafta Cuma günüydü. Bursa İl Başkanlığımız, ki Bursa İl Örgütümüz çok yüksek tempoda çalışıyor. Türkiye'nin her tarafındaki örgütlerimiz öyle. İstanbul Örgütümüz de öyle, Kocaeli, Adana, şimdi say say bitmez. Evet. Bütün örgütlerimize buradan saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Pırıl pırıl insanlar ve oldukça yüksek tempoda çalışıyorlar. 7-24 çalışıyor DSP'liler. Niçin? Milletimiz için. Niçin? Kentlerimiz için. Niçin? Ülkemiz için. Dolayısıyla Bursa örgütümüz de onlardan bir tanesi. Cuma günü Ördekli Kültür Merkezi'nde aday tanıtımı yaptılar. İki ilçemizi açıkladı arkadaşlarımız. Evet. Birisi Osman Gazi ilçemiz merkez, birisi de İnegöl ilçemiz. Yani Osman Gazi ilçesi biliyorsunuz nüfus itibariyle 890 bine yaklaşan bir ilçe. 60 vilayetten büyük. İnegöl de öyle. 257 bin civarında yanılmıyorsam o da 40 ilden büyük bir ilçemiz. İkisinin de pırıl pırıl adayı var. Kıvanç Hanım, Kıvanç Bozacı, Tüm Engelliler Derneği'nin başkanlığını yapıyor Bursa'da. Sivil toplumla iç içe olan, yurttaşların sorunlarına öteden beri çözüm arayan bir insan ve Demokratik Sol Parti'nin Osman Gazi Belediye Başkan adayımız. Bursa Osman Gazi'ye bir bayan eli değecek. Sanıyorum da tek bayan aday şu ana kadar açıklanan Merkez Osman Gazi ve diğer ilçelerde. İnegöl ilçemizde de yine pırıl pırıl bir arkadaşımız var. Siyasi geçmişi de oldukça başarılarla dolu. Halil Büyükışıklar diye bir kardeşimiz var. O da Demokratik Sol Parti'nin İnegöl Belediye Başkan adayıdır. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde peyderpey, az önce size ziyarete gelmeden önce genel yayın yönetmenimiz Sayın Okan Tunay'la bir sohbetimiz oldu. O da benzer soruları sormuştu. Çok yakın bir süreçte 3-4 ilçe daha açıklanacak ama 4 gün sonra ama 5 gün sonra arkası devam edecek. Daha sonra Sayın Genel Başkanımızın katılımıyla 17 ilçe ve Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın da Bursalı hemşerilerimizle ve Bursa'da yaşayan yurttaşlarla tanıtımını tekrar gerçekleştireceğiz. Ama aday veya aday adayı, arkadaşlarımız çalışıyorlar sahada. Evet. Sürekli bir yerdeler, ama bir köydeler, ama bir mahalledeler, ama fabrikadalar, ama esnaf ziyaretindeler. Duygularımızı, düşüncelerimizi, projelerimizi anlatıyoruz. Bir belediye başkanı, şunu sormak lazım aslında bir belediye başkanı derken. Seçeceğiniz arkadaş nasıl bir insan? Mutlu bir insan mı? Güler yüzlü mü? Siz şehri teslim edeceksiniz, kentinizi teslim edeceksiniz. Teslim edeceğiniz bu insan sizin adınıza hizmet ve harcamaları yaparken eş, dost, akraba, yandaş kayırıyor mu, kayırmıyor mu? Bunu yapmaya meyilli mi, değil mi? Bunların hepsine bakmanız lazım. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi Bursa'da tabii birileri rahatsız olacak ama gülümseyin efendim. Nerede gülümseyelim biz? Beton blokların arasında mı gülümseyeceğiz? Suavi Levansan konserleriyle mi gülümseyeceğiz? Belediyecilik bu mudur sizce? Dolayısıyla gerçekten gülümsemek istiyorsanız halkla direkt teması olan Demokratik Sol Parti'yi desteklemek durumundayız. Diğer taraftan devam edeyim ifadelerime. Kentlerin
dokusuna baktığınızda gerçekten burada yaşamaktan memnun musunuz? Bu soruyu kendinize sorun. Demokratik Sol Parti döneminde raylı sistemleri başlattık. 17.8 kilometrelik bir etabını son derecede kısa bir sürede bitirdik. Ki fore kazıklı 4 fore kazın olduğu 4 istasyon ve tünel yöntemiyle yapılan bir etaptı. 4 istasyonun olduğu yer. Sonrasında bütün kredilerini çıkartmamıza ve projeleri hazırlamamıza rağmen B etabı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yetkilileri tarafından bizimle aynı dönemde ve aynı hızda bitirilemedi. Bununla kalınmadı. Karşılığında neler yaşadınız? Kentte uçak uçurulacağını ifade edenler, heli taksi diye kendi eş dost ve ulemasını gezdirmek niyetinde olanlar, bir İznik gölümüzde ortada bir gemi dolaştırmak, yani sürekli kamuoyuna zarar. İşte az önce söylediğim rakamlar böyle oluştu. Demokratik Sol Parti'nin hiçbir belediye başkanı bu şekilde davranmaz. Bütçesini halkın lehine, halkın yararına kullanır. Yandaş, eş, dost, akraba kayırmaz. Aslında özellikle diyorsunuz ki belediyecilik anlamında da genel merkeze de bu noktada yerel özel üretime geçtiği sürece destek oluyor diyorsunuz. Az önce anlattığınız projeler noktasındaki belediyecilik anlayışında da çünkü biz özellikle Türkiye'de artık genel seçimden sonra özellikle şu başlığı çok konuşulduk, üretim ekonomisi beklenen başlıklardan bir tanesiydi ve tarım vurgusu yaptınız bugün evet. Özellikle ve bunun da yerelde başlayabileceğini, yereldeki desteklerle de başlayabileceğini vurgusunu yaptınız ki Türkiye'nin şu an içerisinden geçtiği ekonomik süreç de çok önemli. Ve özellikle şu soruyu da soruyoruz. Ekonominin bu gündemi yerel seçimleri ne kadar etkileyecek? Yani yerel seçimin bir parametresi olabilecek mi ekonomi gündemi? Çok kısa bunu mutlaka, yaparsanız mutlaka etkileyecektir. Şimdi ülkede 12,5 milyon civarında emekli insan var. Aldıkları maaş ortada. Asgari ücretle çalışan insanların yaşam şartları ortada. Her ne kadar bir iyileştirme yapıldığı gözükse de biz son 3 yılda ülke olarak paramız %70 bir kere değer kaybetti. Son 3 ayda da %40 değer kaybetti. Benim de alım gücüm değer kaybetti, sizin de. Aldıklarımızı alamıyoruz. %40 ne demektir? Yarı yarıya fakirleştik demektir. Bunun bu şekilde devam etmeyeceği artık apaçık ortada. Dolayısıyla ekonomi politikası diye ortaya konulanlar üniversitelerden bitirme projesi olarak geçer not alamaz. Bırakın yani ekonomi kurmaylarının birisi çıkar bir şey söyler, başındaki en yetkili şahıs bir şey söyler ve hatta o söylediklerine karşı gelenlere de ihanet ve bilmemekle suçlar ama daha sonra en üst düzeyde o ortadan kaldırılır. Dolayısıyla bu ekonomik model sürdürülemez. DSP'nin genel politikaların arasında en baştakilerden bir tanesi de üretim ekonomisidir. Tarım ve hayvancılığın da bu anlamda ulusal ekonominin içerisindeki karşılığını arttırmak zorundayız. DSP'nin genel iktidarında da ortaya çıkacak, oluşacak ben size tabloyu söyleyeyim. Bir kere liyakat ve denetim ülkenin her tarafında şart. Üretim her alanda şart. Bunları yapmak zorundayız. Demokratik Sol Parti'nin döneminde ülkemizin sınır komşularıyla bir sorunla siz rastladınız mı? Herkesle dış ilişkilerin gerektiği şartlar kapsamında komşularla barış ve huzur içinde yaşayan bir ülke vardı. Oysa şimdi sorunsuz bir ülke kalmadı. Bizimle bir dalaşması olmasın, bizimle karşı karşıya gelmesin. Dış itibarımız sürekli aşağıya doğru bir ivme kazandı. Demokratik Sol Parti'nin bölge merkezli komşularla sıfır soruna dayanan bir dış politika modeli vardır. Bunun hayata geçmesi lazım. Yine karma ekonomi sistemi içerisinde üretime dayalı halkçı rekabet ekonomisi dediğimiz bizim modelimizin yeniden hayata geçirilmesi lazım. Yine Demokratik Sol Parti'nin tüm ülkeyi kucaklayacak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesi Türk milletinin bir asil unsuru olarak kucaklayacak sevgi dolu politikalarına ihtiyaç vardır. Bu yerel içinde böyledir, genel içinde böyledir. Dolayısıyla artık bu düzenin bu şekilde devam etmeyeceği aşikar. Rahmetli Başbakanımız bu düzen değişmelidir demişti geçmişte.
çok güzel bir sloganı vardı, toprak işleyenin, su kullananın. Şimdi toprak da bizden gitmeye başladı. Yarın öbür gün su da gider bizden böyle gidersek. Bakın Edirne tarafına bakın, Bursa'da da bakın, Karacabey, Mustafa Kemal Paşa taraflarına bir bakın, arazilerin üzerine. Falanca bankanın malıdır yazar. Neden? Çünkü borçlandırdınız insanları. Arazileri gitti. Ellerinden gitti. Finans sektörünüzü yabancılara teslim ettiniz. En tehlikeli işlerden bir tanesidir bu. Bir ülkenin finans ve bankacılık sektörü yabancıların içerisinde eline geçerse bunların yaşanacağı aşikar olur. Dolayısıyla DSP döneminde bunlar da ortadan kaldırılacak. Köylü üretecek, hayvanını üretecek, gerekli desteğini alacak. Üretmek zorundayız. DSP'nin Bursa yereli için söylerim. Çünkü Bursa'da bu programı gerçekleştirdiğimiz için köylerden temsilci arkadaşlar da var, belediye meclis üyesi adayımız olan. Dolayısıyla biz onların sorunlarını birebir onlardan alıyoruz. Kendileri sorunları taşıyacaklar ve belediye bünyesinde çözüm arayacaklar. Bu anlamda toplumun tüm kesimlerini Demokratik Sol Parti'nin yerel yönetim yelpazesi içerisinde kendi sorunlarını ifade etmek ve çözmek noktasında da değerlendireceğiz. Bunu da yapan tek partiyiz diye düşünüyorum. Dolayısıyla Bursa güzel şeylere layık, ülkemiz güzel şeylere layık. Bunları gerçekleştirebilecek olan da Demokratik Sol'dur. Demokratik Sol Parti'nin halkçı kadrolarıdır. Bizi siz de destekleyin. Sandığa gittiğinizde bir Demokratik Sol Partili pırıl pırıl parlayan güvercini göreceksiniz. Nilüfer bölgesinde mi oturuyorsunuz? Nilüfer'de, Büyükşehir'de ve belediye meclis üyeliğinde DSP'nin o temiz, dürüst, kirlenmemiş güvercinin altına evet mühürünü basın ki siz de kazanın, Bursa da kazansın. Son mesajları sormadan aslında çok da güzel bir mesaj verdiniz bu noktada aslında. Siyaseten bir mesaj verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bir cümleyle alalım. Bir cümleyle alalım. Mesajınızı ve kapatalım. Bir vatandaşımızın bize gönderdiği bir mailde şöyle bir yazı vardı. Onu ifade etmek isterim. İşte o ithal bu ithal, şu ithal bu ithal. Bir de seçmen ithal etsinler, olsun bitsin demişti. Yiğit muhtaç olmuşsa bir kuru soğana, hala destek vermemek gerekir seni soyana. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Bu noktadaki yerel seçim mesajlarınız ve siyaseten bir tablo çizdiniz bunun içinde. Hem Bursa özeli için hem Türkiye geneli için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bursalı hemşehrilerimize ve yurttaşlarımıza iyi akşamlar diliyoruz. Yağma yok, DSP var. Teşekkürler efendim. Satır başını bugünlük noktalıyoruz. Yarın tekrar 17.30 itibariyle burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz asli ve ekranlarından. Hoşçakalın, mutlu günler.